özellikle Rabbin yolunda olan yemek, verdiğimiz yemek, kutsal kitap bununla ilgili neler söylediğine bakacağız ve nasıl teşvik bize verdiğini, nasıl anlattığını ve hem İsa'nın hem onun elçileri söylediği sözlere bakacağız. İlk önce çok emek veren bir kişinin sözlere bakacağız. Bu elçi Paulus oluyor. 1. Korintiler 15. ayette, 15. bölüm 58. ayette bu sözler söylüyor. Ne söylüyor? Okuyor musunuz? Bu nedenle sevgili kardeşlerim, Rab yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın, sarsılmayın. Rabbin işinde her zaman gayretli olun. Amin. Bu ayet Pavlus Kurim Kilisesi'ne yazarak ağır bir açıklamadan sonra dile getiriyor. Yani 15. bölümdeyiz, fark ediyorsunuz. Değil mi? Bu konuştuğu insanlar emek nedir? İyi bilen insanlar olmalı. Yoksa emekten söz etmek bir anlamı yoktur. Umarım biz de böyle bir insanız. Değil mi? Dolayısıyla emekle ilgili bazı ikilere bir gün baksak iyi olacak. Ben düşünüyorum bununla ilgili bir eğitim hazırlamak. Ama bugün okuduğumuz ayet bize iletti nedir diye biraz düşünelim. Ne söylüyor bu ayet bize? İlk söylediği olan şey, insanların teşviği kırılmış olan insana konuştuğunu anlıyoruz. Çünkü bir insan bir iş yaptıktan sonra o işi devam etmek istemiyorsa ya da o işle ilgili bir sıkıntı çekmişse ve teşvik kırılmışsa belki ben boşuna uğraştım diye düşünebilir, değil mi? Dolayısıyla bu nedenle sevgili kardeşlerim, Rab yolunda verdiğiniz yemeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın diyor. Bunu bilmeniz gerekiyor ki Rabbin yolunda verdiğimiz emek boşa gitmiyor. Bazen böyle düşünebiliriz. Yani zor zaman oluyor ve dolayısıyla yaptığımız işlerin anlamı var mı yok mu? Bu kadar zorluktan geçmek değer mi? Yani o kadar sıkıntı çekmek değer mi? Hayatımı dua buna verdim ama beklediğim gibi değil. Sanki her şey tersine gitmiş ve bunca zaman tüm çabamız suya düşmüş gibi görünebilir. Yani uğraştım ama sonunda beklediğim almadım. Sanki Rabbin yolunda verdiğim emek boşa gitmiş oluyor. Ama kutsal kitap böyle değil diye söylüyor. Böyle hiç hissettik mi? Siz ne hissettiğiniz bilmiyorum. Bazen insanlar bu şekilde hissetmesini normal. Çünkü biz kuşku duyabilecek insanız, umudumuzu sarsılabilecek olan varlığız. Sürekli bunu beslememiz gerekiyor. Beslemediğimiz süreçte benzer şeyler yaşamış olabiliriz. Korintli'deki kardeşler de çok farklı değildi. Onlar da aynı şeyler yaşadı. Büyük bir uyanış yaşadıktan sonra kilisede bölücülük ruhu oluştu. İnsanlar birbiriyle kıyaslama başladı ve farklı değerleri oluşturup kendilerini başkalarına tavsiye etmeye başlamıştı. Yani kitabının başında
yerleşmiş olan konulara bakmış olursanız, Pavlus onlarla bu tür şeyler tartışıyor. Yani bazen insanlar, birisi ben buna bağlıyım, başkası buna bağlıyım, başkası buna bağlıyım demekle birlikte sanki insanların içerisinde farklı duygular oluşuyor. Yukarıdan bir ses geliyor değil mi kadın? Pardon, konuya dönelim. Yani dedik ki bu insanlar aralarına bölünmeye başladı. Yani birbirini tavsiye etmeye başladı, birbirini üst görmeye başladı, birbirini dinlememeye başladı. Bir de bunu yaparken ruhsal sebepler aramaya başladı. Ben daha kutsalım, ben Pavlus'tan geldim, ben daha kutsalım, ben Petrus'tan geldim. Ben daha kutsalım. Ben sadece Mesih'e bağlıyım. Ben kimse tanımıyorum. Tanrı dışında kimse tanımıyorum. Böyle diyen de var. Bu da normal bir durum değildir. Kilise içerisinde tam normal bir durum değildir. Ve yanlıştır. Dolayısıyla Pavlus bütün bu sorunları ortaya koymuştu. Ve böyle olmaz diye söylemişti, anlatmıştı. Bedeninin nasıl çalıştığını, bedenin içerisinde olan hareketleri nasıl olmalı, bedenin içerisinde, yani bedenin derken kilise bedeninin içerisinde, yani toplum bedeninin içerisinde insanlar nasıl yaşamalı, ne gibi ilişki içerisinde olmalı, merak ediyorsunuz, evde gidince oturun, Korintliler kitabını baştan sona kadar okuyun. Bu söz ettiğim olan şeyleri görmüş olacaksınız. Ayrıca Rabbinin sofrasıyla ilgili bu kitabın içerisinde bilgi alıyoruz ve o sofrası içerisinde zenginlerin ve fakirlerin aralarında bir fark oluşturduğunu görüyoruz. Zengin olanlara yemeğini getirip sadece kendi yemeğini yiyormuş, öbürler bir köşede kalıp onlarla hiçbir şey paylaşmıyormuş ve kilisenin ruhu bozulmuştur. Ama aynı zamanda bu kilise bir uyanış yaşadığını söylüyoruz. Çünkü o kilise aldığı olan eğitimin içerisinde armağanlardan söz ediyor. Yani başka bir kiliseye o kadar derin derin armağanlarla anlatıldığı bir metin yok. Dolayısıyla bu kilise neler yaşadığını, neler gördüğünü, neler hissettiğini biz ancak orada görmüş oluyoruz. Yani bu olan üstü Tanrı'nın varlığı insanlara bu kadar armağanlar vermesini ve bu armağanların ortaya çıkmasını ve harikaları olmasını. Yani bu armağanların aralarından mucize yapan armağanlara söz ediyoruz. Bu armağanların içerisinde iman armağandan söz ediyoruz. Ama bu bizim kişisel imanımızdan değil. Tanrı dünya evreni yaratmak için kullandığı olan güç, bundan söz ediyoruz. Bir armağan olarak insanları veriyor ve bu kilise içerisinde bu armağana sahip olan insanlar vardı. Olağanüstü bir şekilde bilmediği dil öğrenmek ve o dili konuşmak, ruhları görmek, ırt etmek, hangi ruh Tanrı'dan geldiğini, hangi ruh Tanrı'dan gelmediğini anlamak. Yani bütün bu olağanüstü yetenekler, ayrıca farklı hastalıkları iyileştirmek için armağanları ve görüyoruz ki bu kilise büyük bir uyanış yaşamış oluyor. Uyanış derken ruhsal, göksel olan varlığını tatmış ve onun içerisinde, bu ortam içerisinde hareket etmiş. Tanrı'nın tadını almış. Tanrı'nın huzuru, Tanrı'nın varlığı aranızda yaşamış. Ama her şeyin rağmen, her şeye rağmen bu kilise içerisinde bu kadar problem çıkmış. Ve bu problem çıktıktan sonra bir kişi böyle bir soru sorabilir. Yani o kilisenin pastörü olsanız düşünün ya da o kilisenin ihtiyarları olursanız düşünün.
o kilisede hizmet eden kardeşlerden birisi olursunuz düşünün. Ya da o kilisenin bir sarıdan gelen bir kardeş olursunuz düşünün. Çaba gösteriyorsun, emek veriyorsun ama karşısında en sonunda sanki bir şey olmuyor ve her şey boşuna gitmiş oluyor. O zaman insan ne düşünüyor? Ben boşuna mı çalışıyorum? Ben boşuna mı hizmet ediyorum? Ben boşuna mı o kadar stres yaşadım, o kadar çaba gösterdim, o kadar koştum, o kadar şey yaptım? Ve Paulus diyor ki, bunu bilirseniz, bu emek boşuna gitmeyeceğini bilirseniz ya da gitmediğini bilirseniz dayanın diyor. Demek ki o insanların bazı konularda dayanması gerekiyor. İşte bu huysuzluk, bu bozukluk, bu çelişki olan zamanı, bu parçalanma olan zamanı insanlar bunun dayanması gerekiyor ve emek vermeye devam etmesi gerekiyor. Acaba biz bunu yapıyor muyuz? Biz bunu hissediyor muyuz? Biz bunu kavruyor muyuz? Bazı insanlar düşünüyor ki bir kilisede çok yabancı insanlar olduğundan ötürü o kiliseye gitmiyormuş. Yani son zamanlardan konuştuğum olan şeyler. Peki yabancı olmayanlar kilise geldiğinde nerede? Madem çoğalmak isterler, gayret göstersinler, daha fazla çalışsınlar, daha çok insanlar imana gelmesini sağlasınlar. Eğer yabancıların soru olduğunu düşünüyorsan. Ama bu kişisel karakterle ilgili. Bir insan kendini Tanrı'ya ne kadar adadığına bağlı, ne kadar Tanrı'ya verdiğine bağlı. Bakın, Korintliki kiliseye geldiğimiz zaman ve orada bir gerek topluluğundan söz ettiğimiz zaman Paulus grek değildi. Değil mi? Paulus'la birlikte gelen, hizmet eden kaç tane grek vardı? Grek olarak onların aralarında hizmet eden kaç kişi vardı? Ve kaç kere bu söz sorun olduğunu söylenmişti? Yani kutsal kitabın zemin içerisinde böyle bakarsak İsa Mesih de Türk değildir. Bulgar değildir, İngiliz değildir. Yani dünyada yaşadığı bir sürü millet var. Devlet var, ulus var. Onlardan hiçbirisi temsil edemiyor. Hatta temsil ettiği olan halk bugün de yok. Çünkü bugünkü siyasi olan İsrail, o günkü olan Yahuda halkıyla alakalı değil. Bunu anlıyor muyuz? O zaman İsa'ya güvenmek, Tanrı'ya aslında İsa aracılığıyla güvenmek nasıl bir şeydir? Diyor ki her şeye rağmen dayanın. Çünkü bu emeğin boşuna gitmiyor. Sadece kilise içerisinde sıkıntılar değil, çevre sıkıntıları da mevcuttu. Bugün bile biz de benzer sıkıntılardan geçmemiz gerek. Çevredeki insanlar bizim inancımızı sorgular ve yanlış yorumlarıyla çalışır. Değil mi? Yanlış yorumlamaya çalışır. İnandığımız kabul etmez veya itiraz eder. Özellikle dirilişe olan umudumuzu ve ölümden üzerinde kazandığımız zaferi boş saymaya çaba gösterir. Çünkü hayatı ters ve lütfa dayalı değildir. Bu insanlar Tanrı'nın lütfuna güvenmiyor. Tanrı'nın lütfuna güven bağlamıyor. Dolayısıyla Tanrı'ya güvenmiyor. Allah'a inanmak, onun varlığından emin olmak sadece değildir. Çünkü bu iman şeytanda da var. Yani elçilerden birisi bunu söylüyor. Şeytan da Tanrı'nın varlığından emin oluyor ve titriyor diyor.
Yani bir nevi bugünkü çevremizdeki olan insanların imanı şeytanın kadar olan imandır. Ama şeytanın çocukları olduğu için ötesine gitmiyor. Çünkü şeytan da Tanrı'ya güvenmiyor, bu insanlar da Tanrı'ya güvenmiyor. Yani Allah'a inanmak, Allah'a güvenmek, Allah'ın yoluna güvenmek, Allah'ın kendi varlığını izah ettiğinde ona güvenmek. Ve biz bunu biliyoruz ki Allah üzerinde beden aldı, insan oldu, aramızda insan olarak yaşadı ve bu İsa'ydı. Kendini bu şekilde gösterdi. Ve burada herkes aşağı bağırıp bağırıp buna karşı çıkıyor. İşte güvenmediğinizi söyledi mi? Güvenmemek böyle bir şey. Olamaz. Neden olamazmış? Çünkü insan kafasında bunu saymıyor. Çözemiyor. Çözemedi diye. Yani Allah kendini alçaltmışsa demek ki insan da kendini alçaltması gerekiyor. Biz geçen haftalarda bunu konuştuk vaazlarımızda. İsa ne dedi? Ben alçak gönüllü birisiyim dedi. Gelin benim gibi olun diyor. Ama şimdi insan alçak gönüllü olmak istemiyor. Şeytan gibi gurur içerisinde yürümek istiyor. Şeytanı gökten düşürdüğü olan sebep içinde oluştu gurur. Ben Tanrı gibi olacağım demekle Tanrı'ya rekabet etti. Rekabetçi oldu ve o huyla, o davranışla onun için yerde yer kalmadı. Böylece birisi yetkiye sahip olmayınca, patronun kadar kendini yükselmeye çalışınca ne oluyor? Kovuluyor. Patron diyor ki bana böyle bir işçi lazım değil, bana böyle bir hizmetkar lazım değil. Kapı orada, hadi gidin. Tanrı da şeytana baktı, bu gururla yanında kalamazsam haydi yola dedi. İşte bu çevre bu şekilde Tanrı'ya karşı çıkıyor. Bundan da çok anlamıyor. Bunun için diyorum ki Tanrı'ya güvenemiyor. Ama biz Tanrı'nın yoluna, bu yolunda bulunmuş olan insan, Tanrı'nın yoluna emek verdiğimiz olan insan, bunu gördüğümüze rağmen ona bağlı değil, Tanrı'ya bağlı olarak hareket etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Paulus diyor ki, Rabbin yolunda verdiğiniz emek boşuna gitmeyeceğini bildiğinize göre dayanın. Nasıl? Bir başka nokta da var. Her şeye rağmen Rabbin iyi işi yapmaya devam etmek, yani kilise olarak var olmak, zira İsa yapacak olan işlerinden biri kilise olduğunu söylemişti. Hatırlıyorsunuz, İsa ne için geldiğini söylemişti değil mi? Hizmet ettiği sırasında İsa birçok şey anlattı ama az şey için geldiğini söyledi. Ve geldiği olan şeylerden birisi kilisemi kuracağım diye söyledi. Ve kilise topluluk anlama geliyor. Topluluğumu kuracağım dedi. Bireysel bir hareket oluşturacağım demedi. Fakat bencilliğini yenemeyen olan insan bireysel devam etmeyi düşünüyor. Neden? Çünkü yanındaki insanı kabul etmek istemiyor. Farklı olduğu için. Onun kusurları dayanamıyor. Neden? Çünkü yine kendini alçaltmak istemiyor. Bu bunu gösteriyor. İnsan içindeki olan bencilliği bırakmak istemediği için sonuç olarak bu tuzağa düşüyor. Ve ben yalnızım, ben yalnız edebilirim. Yine de gurur yapıyor. En büyük günah, dünyadaki en büyük günah gururdur. Zina değil, hırsızlık değil, katil ya da birisini öldürmek değil, gururdur. Çünkü gurur bütün bu günahların kapıları açıyor. Kibir.
Bizim Tanrı'ya tanımamızı teşvik etmişti. Günahtan uzaklaşıp kendinizi ruhsal tecrübelere vermemizi istemiş. Dua ve ruhla dolmak gibi şeylere odaklanmamızı tavsiye etti. Doğruluk adına kararlı, merhametli ve alçak gönüllü olmamızı da istedi. Tekrar söyleyeyim mi İsa Mesih neyi söyledi? Yani kilisini kuracak diye istedi. Dolayısıyla bizim kilisinin ayrılmaz bir parçamız, yani topluluğunu kuracak diye istemişti ve bizim topluluğunun Mesih'in topluluğundan ayrılmaz bir parça olmamızı istemişti. Bununla birlikte Tanrı'yı tanımamızı teşvik etmişti. Günahtan uzaklaşıp kendimizi ruhsal tecrübelere vermemizi istemişti. Yani nasıl tecrübeler, dua ve ruhla dolmak gibi tecrübeler. Doğruluk adına kararlı olmamızı, merhametli ve alçak gönüllü olmamızı da istemişti. Sadece zorluk yaşadığımızda ve kırıldığımızda kilise ile birlikte olmak değil. Yani bazı insanlar çok kırıldı olan olduğu zaman hiçbir yerde artık yardım bulamadı olan zaman ancak o an aklında kilise geliyor. Geleyim ben biraz nefes alayım. Kardeşleri bana yardım etsinler, dua etsinler. Kendimi biraz bulayım ve bu şekilde kilise yaklaşıyor. Bu da çok normal bir şey değildir. Çünkü bu bizim doğal hayatımızın bir ayrılmaz parçası olmalı. Yani sadece zor zamanlarda değil. Evet, kilisedeki insanlar hep melek olacak, vaat etmiyor. Fakat bizim gerçek yetkiye sahip olan disiplin uygulabilir ve bunu bizi şaşırmamalı. Yani bunu ben söylüyorum, biraz fikirlerimi toplayayım. Kiliseye gelen insanlar farklı. Yani ben kimseye sözü vermem. Sen kiliseye geldiğinde burada melekler bulacaksın. Kimse sana karşı ağır söz söylemez ya da ters bakmaz ya da ona baktığında hep hayran kalacaksın demem. Yani keşke herkesin gayreti böyle olsa ve bunu ulaşıncaya kadar bunu üretse. Ama kiliseye gelen sıkça farklı insanlar oluyor. Bazıları gerçekten çukura düşmüş ve ihtiyacı çok sorunlar içerisinde bulunur ve geldiğinde getirdiği olan hayat kapıda bırakmıyor. Dolayısıyla biz bu insanlarla karşıladığımız zaman insanlar problemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve bir topluluğa gittiğimiz zaman ben burada kimseden yaralanmam diye düşünmemeli. Mesih'in aklında da böyle bir şey olacağını yoktu. Yani biz birbirimizi sevmemiz gerektiğini söylemişti. Dayanıp sevmemiz gerektiğini söylemişti. Neden? Çünkü herkes hoşumuza gitmeyebilir. Birisi çok ciddi oluyor, birisi çok aylak oluyor, birisi çok düzgün bir karakter sahip, birisi tam yıkık bir karakter sahip, birisi çok beyefendi ya da hanımefendi gibi konuşuyor, yüksek dil edebiyata sahip, yüksek bir edebiyat kültürüne sahip, öbürü sokakta ya da sabahtan akşama kadar ağır bir iş yaparken eminliği kazanmış oluyor. Herkes aynı evde yer bulunuyor. Çünkü bu bizim kişisel evimiz değil, bu Tanrı'nın evi. Ve onun Tanrı'nın evi olduğu için kimse layıklıkla oraya katılmıyor, Tanrı'nın merhametiyle katıldı diye herkes bulunabilir. Yani bu
ortam içerisinde biz birbirimize yardım etmeye çalışıyoruz. Ama şimdi bir kişi uygun davranmıyorsa o topluluğun içerisinde, o ayrı bir konu. Yani uyarıp bu şekilde davranmam gerektiğini, bu tür şeylere önem verdiğini gerektiğini uyardığımız zaman o kişi ısrarla yanlış şeyler yapıyorsa, günah işliyorsa, o zaman kilisenin liderleri bir karar içerisinde bulunmalı ve bir disiplin uygulamalı. Burada da sadece Tanrı'ya bağlıyım değil, yani bu sadece Tanrı'ya bağlıyım olan insanlar için söylüyoruz. Böyle bir durum yok. Yani kilise bunu gösteriyor ki insan başka insanların eğitimin altında kalacak, başka insanların idaresinin altında kalacak. Kilisede olsa bile böyle bir düzen var. Tanrı bir düzen kurmuş kilisesinin içerisinde. Çünkü birisine bir yetki vermiş, başkasına başka yetki vermiş. Bazen de insanlar kiliseden ayrılmasını da isteyebiliriz. Bazen iyi sebeple ayrılmasını isteyebiliriz, bazen kötü sebeple ayrılmasını isteyebiliriz. İyi sebeple nasıl oluyor? Bir kişi başka bir yere gidip hizmet etsin diye isteyebiliriz. Pavlus böyleydi. Onun kilisesi kiliseden ayrılmasını istedi. Neden? Çünkü Tanrı'ya hizmet etmesi gerektiğini ve başka yere gidip hizmet etmesi gerekiyor. Bu şekilde kilisesi onun arkasında kaldı ve onu elçi yaptı. Ama bazı insanlar günah işlediği için kiliseden ayrılmasını istedi, liderler istedi ve onlar kiliseden gitmesini istedi. İşte o günahlar bazen geçici olarak ayrılışını sağlıyor, bazen kalıcı olarak ayrılışını sağlıyor. Başka ne söyleyebiliriz bu ayetle ilgili? Buna benzer bir ayet daha okuyabiliriz sonraki sayfasında. 1. Selanikliler 3. bölüm 5. ayet. Ne söylüyor buradan? Kendine çıkmak istiyor. Kazandırmak istiyor.
Bu iki şekilde yapıyor. Birisi resmen isyana davet ediyor. İnsanlara serbest bir şekilde günah işlemesini teşvik ediyor. İkinci ise dindarlığın ötesine gönderiyor. İnsanları kandırıyor. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, şöyle yapacaksın. Ancak bu şekilde yapacaksın belki kurtulursun. Dolayısıyla çok çaba göster ki tam ben söylediğim gibi yap. Böyle yapmazsan da garanti yok. Ve insan bu tuzağa düşüyor. Son zamanlarda tartışan konulardan biri insanların kurtuluş güvencesidir. İnsan kurtuluşunu kaybetmek ziyade Pavlus burada yolunu kaybedebilir diye endişe ediyor ve iman yerine kendi emeklerine güvenerek dinin tuzağa düşüp kendini aldatabilir diye korkuyor. Yani bir kişi ben bunu yapıyorum diye %100 kurtulurum. Bu şekilde ben en doğru olan dini yapıyorum derken, en doğru uygulamasını yapıyorum derken, kuralcı bir sistem oluşturuyor. Erkek hizmet edecek, kadın hizmet etmeyecek gibi. Bu da bir kural, sistem. Bazı insanlar kilisede yerleşiyor. Hiç bakmaksızın, kutsal kitabın söylediklerine hiç bakmaksızın, İni antlaşmanın ruhuna bakmaksızın, İni antlaşma öğretti olan sonuçlara bakmaksızın, eski yasaya ve bazı düzenlere anlamadan, bazı İni antlaşmada söylenen sözleri kavramadan, oradaki kelimenin oyunu görmeden, kısmen ayetin bir kısmını alıp sadece yorumlayıp tam şeytanın işi. Hatırlıyorsunuz İsa'ya böyle gelmişti. Değil mi? Yazılıdır diye bunu yap. İsa ne dedi? Evet yazılı ama bundan daha fazla da yazılı. Bunu yap çünkü yazılıdır. Evet dedi ama bunu da yazılıdır ekledi İsa. Dolayısıyla görüyoruz ki şeytanın yorumu her zaman böyle dar ve çarpıtıcıdır. İşte bugün birçok insanlar bu tuzağa düşüyor. İçinde böyle sahte bir güven oluşturmaya başlıyor. Bu ırkçılığa denebilir. Ben Türk'üm. Yani Türkiye için çok önemli. Çünkü bazı insanlar böyle inanıyor. Kilisesi Türk olmalı. Türkler tarafından yönetmeli. İncil hiçbir zaman böyle bir iddiada bulunmuyor. Yani böyle bir fikir varsa şeytan ider demek. Çünkü sonuç olarak Tanrı'nın seçtiği insanlar, Tanrı çağırdı ve mesettiği insanlar bu işi yapıyor. Ve bir insan bu Tanrı'ya karşı içinde alçak gönüllülük yoksa, Tanrı'nın söylediği sözleri kabul edemiyorsa, içinde benzer şeyler üretiyor. Ya da bu kilisede kadınlar üretiyorsa ben asla girmem. Maalesef batıdan gelen yobazlık. Çünkü bu fikir Türkiye'deki kiliseyi yerleştiren ve destekleyen yurt dışından gelen bazı öğretmenler yaşadığı saçmalığı burada getirdi ve buradaki kiliseyi zehirledi. En iyi antlaşmada benzer bir şey demiyoruz. İsa hiçbir zaman ki birisi dönüp sen kadınsan hizmet edemezsin, git başından, benden uzak dur demezdi. Onlardan hizmet alıyordu. Hatırlıyorsunuz bir kadın gelmişti. İsa'nın ayakları üzerinde yağ döktü. Erkeklerin varlığında. Herkes ooo nasıl olabilir bu iş derken. İsa bırakın dedi. O bana hizmet etti. Ruhsal olarak bu kadın geleceğini görmüş oldu. O dindar kafalar hiçbir şey anlamadı. Sofra etrafında oturup sadece midesini düşünüp
Mesih'in doğumu bilmeden, kim olduğunu kavramadan, hatta kadındır, burada ne işi var derken, bir de nasıl bir kadın, pis kadın, nasıl kabul edersin? Siz asla peygamber olamazsın diye söylediler. Ve sana ne dedi? Kusura bakma kardeşler, benim yanlış olduğunu git buradan. Böyle mi dedi? Yo dedi. O doğrusu yaptı dedi. Hatta azarladı onları. Şimdi biz bu Türkiye'deki yerleşmiş olan diyor bazıla ne diyelim? Biz de azarlamamız gerekiyor. Çünkü bu insanlar Tanrı'nın işi, Tanrı'nın yolu bilmiyor. Sırf kendi gururundan ötürü erkek olduğu için kendini bu şekilde öne çıkıyor. Koyuyor. Başkalarının kapıları da zehirliyor. Ve şeytan buna ustadır. Birisinin kafasını karıştırmak ve onu bu tür şeyler tuzağa düştürmek. Ve Paulus kardeşler öğretici tarafından yanlış bir yöne yönlendirmesin diye kaygı duyup birisini gönderdi. Ve rahatladı. Dedi ki evet, size öğrettiğim yolu devam ediyorsunuz. Hamdolsun. Benim sizin için verdiğim emek boşuna gitmemiş. Demek ki emek bazen boşuna gidebilir. Ama ne zaman? İnsan şeytana kulak verince. Öğretici insanları kandırabilince. Yani Silenekilerin 3. bölümü baştan okumuş olursak, sonraki sayfada onu görebilirsiniz. Diyor ki işte bu özleme, işte bu özleme daha fazla dayanarak halimiz kalmayınca Atina'ya yalnız bırakılmaya razı olduk ve Mesih'in müjdesini yayan Tanrı emektaşı kardeşimiz Timoteos'u yanınıza gönderdik. Bu sıkıntıdan ötürü kimse sarsılmaz, sırmasın diye sizi imandan güçlendirip yüreklendirmesini istedik. Sıkıntıdan geçmek için bilerlediğimiz siz de biliyorsunuz. Çünkü sıkıntı çekeceğimiz size önceden daha yanınızdayken söylemiştik. Bildiğimiz gibi öyle oldu. Bu nedenle ben de daha fazla dayanamadım. Acaba ayırtıcı bizi, ayırtıcı bir yolunu bulup sizi ayırtma mı, emeğimizi boşa mı gitti diye iman durumunuzu öğrenmek için Timoteos'u gönderdim. Ama yanınızdan henüz dönen Timoteos, imanınızı, sevginize ilişkin bize güzel haber getirdi. Biz her zaman iyi anılarını hatırladığınızı, sizi görmeyi özlediğimiz kadar sizin de bizi özlediğinizi söyledik. Bu nedenle kardeşler bütün çile ve sıkıntıların arasında imansızdan ötürü sizin de teselli bulduk. İşte burada kardeşler aldığı mesajı, aldı inancını, başka bir inançla değiştirmedi. Daha düzgün, daha düzeltici, daha doğru bir inançla değiştirmemişti. Fakat aldı mesajla devam ediyoruz. Görüyoruz ki sıkıntılar içsel olsa da, dışsal olsa da insanlar imanınızı yaşayabilmek için engel olabilir. Eğer insanlar Petrus öğrenciyken gibi dalgalara odaklanırsa ancak. Hatırlıyorsunuz
Petrus öğrenci olarak bir gün İsa'ya ulaşmak istedi. Hatta mucizevi bir yoluyla İsa'ya ulaşmak istedi. Tekneden çıkıp dalgaların yani suların üzerinde yürümeye başladı. İsa'ya bakarken her şey normaldi. Yürüyordu, su üzerinde yürüyordu. Ama etrafındaki hareketi görünce, dalgaları görünce o dalgalar onun içerisinde İsa'ya bağlı olan duygusundan daha büyük bir duygu yarattı. Ve artık Petrus o Tanrı olan güvenden gördüklerine kaydı ve stresin altında girince, korkuların altında girince taş gibi batmaya başladı. O an İsa elini uzattı ve onu kopardı. Yani sulardan kopardı. Batmasına izin vermedi. İşte bu etrafımızdaki olan sıkıntılar bu dalgalara benzer. Bu da toplum içerisinde mi olacak, toplum dışında mı olacak? Biz nasıl Tanrı'ya bakıyoruz o an? Tanrı'ya nasıl, Tanrı'yı nasıl görüyoruz? Gözlerimiz ne odaklanıyor? O olayları değerlendirmeye başlayıp bizi şaşırtıyor mu? Bizim üzerimizde derin bir iz bırakıyor mu? Bizi yıkıyor mu? O olup bitenleri bizi itiyor mu? Eziyor mu? Güvenimizi kırıyor mu? Bunu mu düşünüyoruz? Yoksa olan bitenlerin içerisinde Tanrı'ya bağlı kalıp Tanrı'dan sürekli beslenmeye devam mı ediyoruz? Çünkü Tanrı'ya bağlı kalıp etrafımıza ne olduğuna bakmaksızın devam edersek sarsılmaz bir şekilde devam edeceğiz. Deprem olmuş, dünya yıkılmış, dünyada sadece ben kalmışım. Olsun. Ben Rab'e bakıyorum. Ya da benimle birlikte 100 kişi daha kalmış. Olsun, biz Rab'e bakıyoruz. Ama bu dünyadaki olan haberleri ve çoğu stres yaratmak amaçlı, insanları bir korku içerisinde tutmak amaçlı ki başka birisinin yaptıklarını göz vermemek. İnsanlar bütün bu şeylere odaklanırsa ne olacak? Güveni kırılacak, endişe duymaya başlayacak, sevgi duymamaya başlayacak, terk edilmiş olduğunu düşünmeye başlayacak, bir depresyon içerisine gelecek, bir psikiyatrist bir zorluk, çukur içerisinde kendini bulundurmuş olacak. Evet, bu oluyor. Ama burada kişinin gözleri nerede? Neye bağlı? Duyduğu müjdeye mi bağlı, yoksa o müjden sonra geldiği haberlere mi bağlı? Gözleriyle gördüğü olan strese mi bağlı? Bulunduğu hayatın içerisinde gördüğü baskıya mı bağlı? Kilisenin toplumun içerisinde insanların farklılığına mı bağlı? Birisi ne kadar böyleymiş, şöyleymiş, böyleymiş, bilmem neymiş. Dışarıda insanlar neler neler konuşuyormuş mu? Neye bağlı? Kime vergi ödüyoruz? Canımızla kime vergi ödüyoruz? Bir de Tanrı bizi bu tür şeylerden azat etmişse bizim orada kalmamızı ne anlamı var? Bunu söylemişken İsa'nın sözlerine gelelim. İsa Yuhanna 6. bölüm 26'dan birkaç ayet okuyalım.
onu verecek. Çünkü Baba Tanrı ona bu onayı vermiştir. Onlar da şunu sordular. Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? İsa, Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir diye yanıt verdi. Evet. Şimdi size şöyle bir soru sorayım. Geçici, burada bu metin içerisinde geçici ne demek? Kalıcı değil, şimdi var yarın yok. Peki, İsa geçici dediği zaman aslında neyi ifade ediyor? Neyi söylemeye çalışıyor? Hangi emek geçici oluyor onun anlayışın içerisinde? Yani hemen sonuç aldım. Şimdiki yaşadığımız şeyler ki bu hayatta meyveniz kalıcı olsun. Geçici ekmek fiziksel ekmektir. Her gün yemek yememek. Şimdi burada şunu anlamamız gerekiyor. Kutsal kitabı okurken her zaman bu mecbur neyle ilgili söylediğini düşünmemiz gerekiyor. Sabit olan bağlamını terk ederseniz farklı farklı yorumlar getirirsiniz. İsa kime, neden bunu söylüyor? Bu insanların gayreti nedir? Bu insanlar neler peşindedir? İsa bu insanlara neler veriyor? Bu insanlar karşılık olarak ne alıyor? İsa bu insanlara ne iletmeye çalışıyor? Bu insanlar İsa'ya dönmek için ya da İsa'yı neye döndürmeye çalışıyor? Burada dindar bir bağlam var. Bir tartışma var. İnsanları besleyecek olan gıda ne olabilir? Mesih'in onlara açtı olan gök ve gökten onlara yaydırdı olan mucizeler, tanrısal güçler, yoksa bu insanlar kendi gücüyle becerdi olan sonuçlar. İsa konuştuğu bağlam içerisinde dindar sistem sizi kabul edip farklı düşündüğünüzde sizi rahatsız etmesin diye ayak uydurmak için olan emektir. Dine göre yaşarsınız, kimse size bir şey gelip bir şey demez. Rahatsız edemez. Zaten köle olmuştunuz. Kurbanları zamanında kesiyorsunuz, sunuyorsunuz. Toplumsal olan, yerleşmiş olan geleneklere vergileri ödüyorsunuz. Ruhunuz, canınız, düşünceleriniz o statüsüne köledir. Gökte mucize oluyor. Ama siz mucizelere önem vermiyorsunuz. O mucizelerden ötürü İsa'ya gelmiyorsunuz. İsa bunu söylüyor bu insanlara. Yaptığım mucizelerden ötürü bana gelmiyorsunuz diyor.
İsa o sisteme ayak uydurmadı. Çünkü o sistem insanların bozuk kafasıyla gerçekleşti, bu hale getirildi. İsrail içerisinde bir tapınak vardı ama içerisinde antlaşma sandığı yoktu. Antlaşma sandığı olmayınca antlaşma yoktu. Tanrı bu insanlarla birlikte antlaşma içerisinde değildi. Onlar dinin bütün kuralları yerine getirse, kölelik doğuştan ölüme kadar kölelik etse, o dindar durumuna, dindar düzene kölelik etse, yine de bir önem yok. O kadar önem yok. Tanrı diyor ki, ilgilenmiyorum. Ama biz bunu yaptık ama şunu yaptık ama bilmem yaptık ama kurban kestik ama paraları kutladık ama bunu vardı, şu vardı, o vardı. Antlaşma yok diyor Tanrı. Sözleşme yok, sandık yok, merhamet yok. Buna rağmen insan o geçici olan yemek için Tanrı'nın kapısı çaldı, kapısına çaldı. İsa diyor ki, bu yemeği için çalışmıyor. Geçecek değil, ebedi olan. Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışan. Bu sizi memnun kalacak olan duygu için çalışmayın diyor. Kurban kestim. Namaz kıldım. Oruç tuttum. Günün sonunda boş, aç, rahatsız, huysuz, huzursuz, güvensiz, garanti sıfır, kocaman sıfır. Ve halk Mesih'i bulmuş, şimdi biz kendi sistemimizi biraz dolduralım. Sistemimize biraz içerik katalım. İsa bu sisteme dahil edebilirsek, gir içine. Onu içine sokabilirsek, peygamber olacaksın, şu olacaksın, bu olacaksın, bilmem ne olacaksın. Bizim kafamıza göre bir Mesih olacaksın. Bunu başarırsak, iş tamam. İsa diyor ki, hayır, olmayacak diyor. Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Yani burada normal iş hayatımızdan söz etmiyor. Bunu anlayalım. Yani bazı tembel insanlar bu ayeti kötü uygulanıyor ve tembellik ediyor. Yani aslında tembellik etmekle birlikte Tanrı'nın sözüyle kirliyor. Doğal hattımızı sürdürmek için veya içimizdeki armağanları yansıtmak için yaptığımız işten söz konusu değildir. Bunu söylemek istiyorum. Neden? Çünkü Kutsal Kitap bununla ilgili söylenen birçok başka ayetler var. Ve o insan tapınağa muhtaç olduğu düşünüyordu ve din kuralları uymaya kendilerini zorluyordu. Böylece yaşadığı bağlam içerisinde tepki bulmuyordu. Hatta bulmamak için gayret ediyordu. Fakat İsa onun zamanında mevcut olan sahte dindarlığı hiç desteklemedi. İnsan çalışarak doğrunu kazanabilir ve hatta kurtarabilir diye farklı
kökten, fikri kökten reddetti. Tekrar söyleyeyim, insan çalışarak doğruluğunu kazanabilir diye, hatta kendini kurtarabilir diye fikri kökten reddetti. İsa mı? İsa reddetti. Pavlus'un yaydığı müjde de bu tezi net bir şekilde yansıtıyor. Bu Pavlus'un söylediği bir iki ayete bakalım. Pavlus Efeslilere şöyle söylüyor. Okur musun Esma? Ne söylüyor? İman yönlerine lütufla kurtuldunuz. Bu size başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övülmemesi için iyi işlerin ödülü değişir. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önünden hazırladığı iyi şeyleri yapmak üzere İsa'ya yaratıldı. Evet. İman yoluyla lütufla kurtulduğunuz bu sizin başarınız değildir. Geçici yiyecek değil, sonsuz yaşam için kalıcı yiyecek. Burada Tanrı büyük bir iş yapmıştı, emek vermişti. İsa dünya gelmişti. Tanrı'nın sözü insan haline gelmişti. Bu şekilde Tanrı'ya yemek verdi. Ve bu söz insan olarak aramızda yaşadı ve biz onun üceliği Tanrı'dan gelen Tanrı'nın oğlu gibi üceliğini gördük ve bu bizim hayatımızda ışık tutuyor diye başka bir elçi söylüyor. Fark edeceğimiz üç şey var burada. Birincisi iman yoluyla kurtarmak. İkincisi insan bunun için yapabileceği bir şey yok. Hiç ama. Fakat üçüncü olarak insan çalışır ve onun yaptığı iş meslek iyi olur. Neden? Çünkü önceden hazırladığı iyi işler yapmak üzere İsa Mesih'te yaratıldık. Şimdi biz burada dünya tartışmıyoruz. Dünyada insanlar ne gibi mesleğe sahip olduğunu düşünmüyoruz. Onları tartışmıyoruz. Zaten onlar İsa Mesih'te yeni yaşama kavuşmadı. Yaratılmadı. Ama Mesih'te yaratılmış olanı konuşurken burada bizim yaptığımız meslekle, bizim yaptığımız işler iyi olmalı. İşte bu meslekler, bu işler bizim kurtuluşla ilgili olan, söz eden işle alakalı değildir. Bunun için geçici yiyecek için değil dediğimizde çalışmayın anlamı gelmiyor. Çalışacağız. Bu dünyada gelirimizi sağlayabilmek için çalışacağız. Ve bununla ilgili kutsal kitap çok konuşur. Tanrı bizden imanla tembel Hristiyan yaratmak istemiyor. Tanrı bizi çalıştırıyor. Ama amacı farklı. Kurtulmak için bizi çalıştırmıyor. Bereketlemek ve bu dünyada güçlü kılmak için bunu yapıyor. Ve biz bu ileride konuşacağız. Ama bu ayet bize işler iyi olmalı diye söylüyor. Dolayısıyla bunun için Hristiyanlar fahişilik ve buna bağlı her şey, porno yıldızları olabilir, ya da başka bir tür sahte, kötü sanatlardan söz ederken yapmıyor. Çünkü bu iyi işler iyi değildir. Fahişelikle para kazanamazsınız.
kazanırsınız da Hristiyan olarak sizin için değil. Ya da o sapık olan filmlere girip rol oynayıp para kazanacağımı düşünüyorsunuz. Bu iyi olan işler değil. Biz bu işler için Tanrı'da yaratılmadık. Dolayısıyla bu bizim yolumuz değil. Bizim meslek geleceğimiz değil. Bu konuda tartışma olmamalı hiç. Kutsal Kitap diyor ki iyi işler yapmak üzere yaratıldı. Ama bu iyi işler değil çünkü birçok yerde Kutsal Kitap bu tür davranışları azarlıyor. Onun dışında iyi işler yapmak üzere yaratıldık diye not düşürüyor. Başka ne olmayabilir? Hırsızlık, buna bağlı kaçaklık, dolandırıcılık, İsyan ve buna bağlı işler, terörizm gibi desteklemiyor. Ve onlara katılmıyor. Dolayısıyla bu dünyada insanlar birçok meslek yapar ama biz Hristiyan olarak iyi olan mesleklere katılmak için yaratıldık. Şeytanın yoluna, şeytanın gelişti olan mekanın içerisinde yer almamayı gerekiyor. Yani bunu ne zaman söylüyor kitabın içerisinde? İyi işler yapmak üzere yaratıldık diye not düşüyor ve bunu dindar işlemleri ele dedikten hemen sonra ekliyor. Bu işler bizim hayatımızdaki refahı belirtilir. Zira bereket gücü yaptığımız belli bir işe birlikte ortaya çıkıyor. Sonraki vaazım bununla ilgili olabilir diye düşünüyorum. Hristiyan olarak bu iyi işler ve Tanrı bizi nasıl bu dünyada bereketlemek ister. İş hayatımızda ne yer alıyor? Neden o kadar önemli? Şimdi önceki fikirleri desteklemek için bir ayet daha okuyalım. Paulus öğrencilerine ne yazıyor? Titus'a söylediği sözler. Kim okumak ister? Ama kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle yeniden doğuş yakamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilmesiyle yaptı. Evet. Tanrı bizimle ilgili verdiği büyük bir emeği var. Fark ediyorsunuz. Çok iş yapıyor, değil mi? Bizi kurtarıyor, bizi yeniliyor, bizi bereketli kalıyor, kutsuyor. Durmadan bizim hayatımızda çalışıyor. Tanrı yemek veriyor. Bu yemeğin büyük bir kısmı Tanrı'nın toplum, kutsal toplum içerisinde, kilise içerisinde hizmetkarlar aracılığıyla yapıyor. Birlikte tapanma yaparken bizi tapanmaya yönlendiren insan bizim ruhumuzu Tanrı yaklaşsın diye bizim düşüncelerimizi başka bir yöne dönsün diye yardımcı oluyor. Bu bizi önlendiriyor. Yani bu hizmet eden kardeşler onların emeği bizi Tanrı'ya doğru itiyor. Vaazlarımız bizim düşüncelerimizin düzenlemesine ve doğru bir şekilde yapılandırmasına yardımcı oluyor. Aramızda sohbet ederken sağladığımız danışmanlık, fikir paylaşımı içerisinde imandan konuştuğumuz olan sözler bu sağlıyor. İşte bunun gibi birçok faaliyetler, armağanların ortaya çıkmasını ve harekette bulunmasını bunu sağlıyor.
Demek ki bizim hayatımızda Tanrı tarafından sağlanmış olan büyük bir emek var. Ve bu bir sonuç getiriyor. Aynı zamanda bu sonuç ve bizim kurtuluşumuz bizim insan olarak yaptığımız işlerin bir sonucu değildir. Çünkü biz ne kadar çalışırsak Tanrı'ya cebimizde koyamayız. Bazı insanlar bunu deniyor. Tanrı'ya cebinize koymak. O sihirli bir lamba gibi biliyorsunuz. Oradan fakat cinler çıkıyor. Tanrı çıkmıyor. İşte Tanrı'ya cebinde koymaya çalışıyorsanız en fazla cebinde bir cin getirirsiniz. Ve o cin sizin hayatınızı perişan edecek. Ama Tanrı'ya boy eğilirseniz, Tanrı'ya alçak gönüllükle yaklaşırsınız, onun yolunu kabul edersiniz, merhametini kabul edersiniz, Tanrı'nın emrettiği olan bereketi kutsaması sizin hayatınızda çalışır ve sizi farklı kılar. Sizi bereketli kılar, sizi güçlü yapar, sizin hayatınız bu şekilde değişir. Ve siz daha önce yiyemediğiniz, tatmadığınız olan meyveleri yemiş olacaksınız. Görmediğiniz olan bereketler sizin hayatınızı gelmiş olacak. Elbette tembellikle olmayacak. Sizin çalışmanız gerekecek. Çünkü Tanrı bütün bu şeyler bu şekilde gelmesini sağlamış ve biz bunu ileride konuşacağız. Ama burada görmek istediğim olan şey kalıcı olan şey kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla söylüyor. İsa ne dedi? Mucizeleri size verdim. Yani sonsuz yaşamın özellikleri, karakteri size açıkladım. Yaptığım bütün mucizeler, insanlara şifa vermek, insanları iyileştirmek, bozuk olan vücutları düzeltmek, ruh hali düzeltmek, onları yükseltmek, onları sakinleştirmek, onları güçlendirmek, onları teşvik etmek, onları imanla ileri getirmek, cesaretlendirmek vesaire. Bu gökten benim aracılığıyla size gelen olan sonsuz yaşama dayanan kalıcı yiyecektir. O yemek farklıdır. Yani burada Tanrı'nın emeği var. Bizim emeğimiz değildir. Dolayısıyla bizim emeğimiz bu konuda varsa bu yemek şundan ibaret. Ben nasıl bu yiyecekleri benim hayatımda getiririm? Dua etmemiz gerekir diye dua etmiyoruz. Fakat dua aracılığıyla bunu alabiliriz diye dua ediyoruz. Oruç tutmamız gerekir diye oruç tutmuyoruz. Fakat oruç aracılığıyla bu bereketi el koyuyoruz. Kiliseye gelmek gerektiği için kilise gelmiyoruz. Fakat kilise gelmekle birlikte bütün bu mucizeleri yaşıyoruz. Anlıyor musunuz ne konuşuyorum? Yaptığımız şey... yapmak gerektiğimizden dolayı bunu yapmıyoruz. Fakat bunu yapmakla birlikte Tanrı'nın bereketini yaşıyoruz. İşte Rab bizim için bu yolu var. Mesaj bizi bu temiz yolda tutuyor. İnsan kendini güvenmemek için, kendi işlerine dayanmamak için, fakat Tanrı'nın merhametine dayanabilir. Tanrı'nın merhametine bağlı kurtulabilmek için ve bu şekilde özgür olmak için. Şimdi insanların üzerinde bir yük kalmamalı. Ben niye yapmadım ki? Neden ben bereketli değilim? Neden ben sonsuz yaşama emin değilim? Yani bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bizim verdiğimiz emek bundan ibaret. Bunu insanlara anlatmak.
birisine bağlı kalmamız gerekiyorsa o İsa'da. Çünkü her şey onun aracılığıyla bizim hayatımıza geliyor. İsa'ya bağlı kaldığımız süreçte evet, zorluktan geçebiliriz, stresten geçebiliriz, farklı şeyler etrafımızda olur ama biz kalıcı olarak devam edeceğiz. Fakat İsa'ya bağlı olmadığımız süreçte ırkçı bir düşüncelere bağlı etrafımıza bakarız. Ya da insanların farklılıklarından ötürü aramızda çıktığı olan çekişmelere baktığımızda bu bizi yakar. Ya da birisi başkasının üstünde çıkmak istediği zaman bu bizi düşürür. Ya da birisi bir şey söyledi bize, biz onu dayanamadık. İşte bu tür şeyler insanların hayatında olabilir. Dayanmamız gerekiyor. Bu tür şeylere dayanmamız gerekiyor. Neden? Çünkü Tanrı bize bir umut verdi. İsa aracılığıyla bize sonsuz yaşam verdi. Ve bu yaşam bizim hayatımızda büyük bir değer yeri var. Amin. Rab sizi bereketlesin ve kutsasın.